31 Mayıs 2011 Salı günü Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen ad çekme işlemine göre bu akşam 12. konuşmayı Saadet Partisi adına Genel Başkan Mustafa Kamalak yapacak. Güzel ülkemin güzel insanları, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir. Partilerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz kardeşiz. Aynı bahçenin çiçekleri, aynı milletin evlatlarıyız. Bu yüzden biz hiç kimseye gülden ağır söz söylemeyiz. Lakin ülkemiz tarihi bir seçime gidiyor. Doğruları bilmek, gerçekleri söylemek zorundayız. Aziz milletim, can kardeşlerim, her ne kadar pusulada 15 parti görünse de gerçekte bu seçime 2 parti girmektedir. Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi ve diğerleri. Mesela siz hiç Saadet Partisi'nden başka yerli üretim, milli üretim diyen bir parti duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü hepsi IMF'cidir. IMF'ye sormadan bırakın ağır sanayi hamlesini yapmayı, bırakın fabrika kurmayı. Tek bir çivi bile çakamazlar. Oysa üretmeyen bir ekonomi işsizliğe çare olamaz. Ülkeye refah getiremez. İşçiye, çiftçiye, emekliçiye hak ettiği ücreti ödeyemez. Çevremize bir bakın. Caddeler, sokaklar, yollar bizim. Ama otomobiller yabancı. Semalar bizim, havaalanları bizim. Ama uçaklar yabancı. Denizler bizim, limanlar bizim. Ama gemiler yabancı. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Ordu bizim, asker bizim. Ama elindeki silah, altındaki tank, kullandığı jet yabancı. Bitmedi. Alışveriş merkezlerinin %60'ı, bankalarımızın %70'i yabancı. Sayın Başbakan, bu yıl 500 bin araba satıldı diye övünüyor. Kime gidiyor parası? Johnny'ye, Hans'a. Sen otomobil üreten fabrika kurabildin mi? Bu yıl 500 bin araba yaptık diyebildin mi? Hayır. Biz tarihin en şerefli, en güçlü milletinin evlatlarıyız. Allah'ın izniyle kendi otomobilimizi de, kendi uçağımızı da, kendi tankımızı da yaparız. Daha önce yaptık. Ağır sanayi hamlesini biz başlattık. Yurdun dört bir yanını fabrikalarla donattık. Ama bunlar hepsini sattı. Hiç şüpheniz olmasın. Biz yine yaparız. O yüzden diyorum ki Hanslar değil Hasanlar kazansın diyorsan adres belli. Saadet Partisi. İşçi kardeşim, memur kardeşim, emekli kardeşim. Peki Saadet Partisi'nden başka maaşlara %50 zam diyebilen başka bir parti var mı? Hayır, yok. Çünkü bunların hepsi faizcidir. Rantiyeden yanadır. Her hafta faizciye 1 milyar dolar öderken sana %2 zam mı çok görürler. Kaynak olmadığından değil. Allah bizim güzel ülkemizde her türlü zenginlik ve bereketi vermiş. Sorun adil paylaşımdadır. Sadece bir örnek vereyim. Dolar milyarderlerinin sayısı AKP iktidarında 4'ten 39'a çıkmış. Oysa aynı dönemde işsizlik %6'dan %12'ye yükselmiştir. Yani milletimizin çoğunluğu bir dilim ekmek bulamazken küçük bir azınlık israf denizinde yüzüyor. İşte biz bu adaletsizliğe karşıyız. Milletin alın terinin sömürü havuzlarına akıtılmasına karşıyız. Bu çarkı bozacağız. Senin hakkını sana vereceğiz. Biliyorsunuz daha önce verdik. Merhum Erbakan hocamızın kurduğu 54. hükümet %50 zamla işe başladı. Hem de tek kuruş vergi koymadan, tek kuruş borç almadan, hiç şüpheniz olmasın, yine yaparız. Sözümüzdür. %50 zamla geliyoruz. Bir binayı yapan usta bir benzerini yapamaz mı? Eğer sen de hakkın olanı istiyorsan adres belli Saadet Partisi. Anneler, babalar, aziz milletimin kıymetli evlatları, siz hiç Saadet Partisi'nden başka önce ahlak ve maneviyat diyen başka bir parti gördünüz mü? Bu ülkenin %99'u Müslüman ama mevcut kanuna göre 12 yaşından küçüklere Kur'an eğitimi hala yasak. Siz tarih boyunca kendi evlatlarına kendi kutsal kitabını yasaklayan, tehlikeli gören başka bir kavim, başka bir kabile, başka bir ülke gördünüz mü? Bu korkunç garabet sadece Türkiye'de var. 12 yaşından küçük çocuğunuzu
İncil kursuna gönderebilirsiniz. Tevrat kursuna gönderebilirsiniz. Dans kursuna gönderebilirsiniz. Ama sadece Kur'an kursuna gönderemezsiniz. Çünkü yasak. Aziz kardeşim, sorunun temelinde ahlaki ve manevi tahribat vardır. Eğer sen de önce ahlak ve maneviyat diyorsan adres belli. Saadet Partisi. Can kardeşlerim, gönüldaşlarım, garabet sadece bununla sınırlı değil. Tarihinden koparılmış bir millet kökü olmayan ağaca benzer. Bir süre sonra kırılır, yok olur gider. Biz Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Anşeler, Fatmalar, Ahmetler, Mehmetler. Siz Çanakkale'de şehit düşen Laz İdrislerin, Çerkes Hasanların, Arnavut Mustafa'ların, Yörük Ali'lerin, Kürt Mehmetlerin torunusunuz. Peki soruyorum, Çanakkale'ye gittiğinizde şehit dedenizin mezar taşını okuyabiliyor musunuz? Maalesef dedenizi şehit eden İngiliz'in, Fransız'ın mezar taşını okuyabilen yavrularımız kendi şehit dedesinin mezar taşını okuyamıyor. Sözümüzdür, saadet iktidarında milli eğitim baştan sona değişecek. İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar Osmanlıca ders olarak okutulacaktır. Can kardeşim, eğer sen de gerçek manada milli bir eğitim istiyorsan adres belli. Saadet Partisi. Güzel ülkemin onurlu insanları, Saadet Partisi dışında Avrupa Birliği değil İslam Birliği diyen bir parti gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü hepsi batıcı. Hepsi Avrupa Birlikçi. İnanınca her şey olur. Biliyorsunuz biz 9 ayda D8'leri kurduk. Bu hükümet 9 ay değil, 9 yıldır iktidarda. Peki İsrail'i OECD üyesi yapmaktan, Batı'nın talimatlarını uygulamaktan başka ne yaptı? Can kardeşim, tarihteki şanlı yerini almak istiyorsan, Batı'ya uydu değil, İslam dünyasına lider olmak istiyorsan, adres belli, Saadet Partisi. Aziz milletimin, aziz insanları, emin olunuz, derdinizi biliyorum. Çünkü ben de toprak elde büyüdüm. Ben de Anadolu'nun dağlarında davar güttüm. Elin asırlı analarla ekin ektim, pancar söktüm. Kışın okul paramı kazanabilmek için yazın inşaatlarda çalıştım. Yokluğun, yoksulluğun, çilenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Emekçi kardeşim, söz veriyoruz. Saadet iktidarında asgari ücretten vergi alınmayacaktır. Çiftçi kardeşim, söz veriyoruz. Saadet iktidarında yabancıların angusu değil, ülkemin hayvancılığı, ülkemin tarımı desteklenecek. Size vergisiz mazot verilecektir. Esnaf kardeşim, söz veriyoruz. Saadet iktidarında faizsiz kredi sağlanacaktır. Okumak isteyen genç kardeşim, söz veriyoruz. Saadet iktidarında üniversite harçları kaldırılacaktır. Çocuğuna ilaç alamayan anneler babalar, söz veriyoruz. Saadet iktidarında beşikten mezara herkes sigortalı olacaktır. Aziz vatandaşlarım, gönüldaşlarım, inanın biz bunu o için yapmıyoruz. Tek amacımız size hakkınızı vermek, milletimize hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ama şunu iyi bilin ki Saadet Partisi bir alternatif değil, çaredir ve tek çaredir. Artık kaybedecek zaman yok. Çünkü toprak altımızdan kayıyor. Yarın çok gece olabilir. Muhterem kardeşlerim, milli görüş milletin görüşüdür. Senin görüşündür. Gelin yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için ve adil bir dünya için doğru adreste buluşalım. Daha önce hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu sefer saadet diyelim. Müreffeh bir Türkiye'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. We'll be right back.